din fotograf ce. Sürerken 50'yi tutturmak zor oluyor. Bazen 60'a kaçıyorum ufaktan. Tabii yakalanmamak lazım. Hemen öpenzi. Güzel yanaklarımızdan. Latoni. Burada yemek yemiştik hatırlıyorsanız. Şuraları bir size şöyle bir göstereyim şöyle. Yine var mı diye bakıyoruz. O kadar uzakta demek ki çıkabiliyoruz. Şu tepelerin güzelliği falan tabii muhteşem. Hava şu anda bu arada 4,5 derece. Geldiğimden beri erimedi. Cumartesiden beri. Üstüne hiçbir şey yağmadı henüz. Ama kar erimedi yani. Tabii burası biraz yüksek olduğu için maalesef her şey olduğu gibi duruyor. Yani adam ölse bozulmaz bahara kadar burada. Meşhur göbekler. Şimdi burada devam edecek olan adam varsa şayet onun yol hakkı var tabii. Mesela aynen şurada olduğu gibi. Sonra biz gidebiliyoruz. Bu adam da bizi bekliyor işte. Göbekli olanın her zaman geçiş üstünlüğü var. Trafik kanunu böyle ama. Türkiye'den öğrendiler hepsini. Ama bir öğrenemedikleri şöyle bozuk yol yapamıyor bu herifler. Yani bizim Edi'nin deyimiyle ortopedik yol hala yapmayı öğrenemediler. Giderken masaj yapan yollar. Hep böyle sakin gidiyor yol. Evet işte söylüyorlar ya hani kış geliyor işte efendim kar yağıyor. Çok yağmur asfaltımız bozuluyor. Her sene böyle burası. Her sene aylarca kar kalkmıyor. Buz muz ıvır zıvır carçurt ama gel gelelim. Bu asfaltta gördüğünüz gibi hiç yama yok, bir şey yok, hiçbir şey yok yani. Demek ki biz asfaltı yapamıyoruz. Hani motorla Yunanistan'a gidiyoruz ya, yollar çok güzel falan diyoruz. Lastikler tutuyor, müthiş performans. Türkiye'den sırf şey yapıyoruz. Ha, bu arada yol böyle dönüyor bu arada. Bildiğiniz o da. Gördüğünüz gibi hiç kamyon, otobüs, her şey için gayet düzgün yapılmış bir yollar. Kimse kimsenin üstüne çıkmıyor. Neyse. Şimdi burada arkadaşım var, Andreas. Onunla konuşuyoruz. Dedi ki Halil biz tatile gittik Yunanistan'a motorlarla. İtalya'dan geçtik filan. Olamaz dedi, bu kadar kötü bir yol yani Yunanistan'da. İşte asfalt tutmuyor, gaza basınca arkası geziyor filan falan. Yani evet ben burada yıllarca motor kullandım biliyorum. Ama hani aradaki farklı bir 30 yıla yakın bir zaman oluyor yani. Artık burada kullandığımla şey arasındaki fark. Yani adam böyle söyleyince tekrar şöyle düşündüm de evet haklı yani. Bizim o çok beğendiğimiz Yunanistan yolu bile buranın yanında kaygan kalıyor yani. Düşünün artık buradaki motosiklet sürme keyfini.
ya da araba bile sürme keyfine. Ki ben size şöyle söyleyeyim, benim o tarihlerde Volkswagen Corrado bir arabam vardı burada, G60. Ben onunla çok sert bir köşe dönerken arka lastik havaya kalkıp yere oturdu. Yani düşünün, araba bile nasıl tutuyor ki o virajda, böyle amortisör yatıp öbür taraf köşenin lastiğini kaldırdı yani. Tabi bu sürüş biraz hayvanlığa giriyor, insan sürüşü değil yani. İşte görüyorsunuz insanlar burada nasıl gidiyor, ama tabi sırf ben değilim, bazen onlar da azıcık. O ideal arıyor müsaadenizle.